Merhaba oyunseverler. Günümüz şartlarında 300 lirayla neler yapabilirsiniz hiç düşündünüz mü? Mesela bir ay boyunca 9-10 defa sinemaya gidebilir, vizyondaki filmleri izleyebilirsiniz. Alışverişe çıkıp birkaç parça kıyafet alabilirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz spor ayakkabıyı. 4-5 arkadaş buluşup güzel bir hafta sonu iyi bir mangal ziyafeti de olabilir mesela. Ona yakın roman alıp kitap okuyabilirsiniz. Ne bileyim, en kötü ihtimal birkaç fakirin fukaranın karnını doyurup sevap alabilirsiniz. Bunları neden mi anlatıyorum? Anlatıyorum çünkü bunların hepsi ve daha sayamadığım birçok etkinlik şu oyuna 300 lira vermekten çok daha faydalı ve yararlıdır da ondan. Sebepleriyle beraber Ubisoft'tan daha kötü nasıl oyun yapılır sorusunun cevabı niteliğindeki Biomutant'ın incelemesine hazırsak geçelim. Kıyamet sonrası dünyalar çoğunlukla oyuncuların sevdiği bir temadır. Eğer başarılı bir şekilde bu atmosferler oyuncuya aktarılırsa sırf atmosferin güzelliği bile oyuna oynatabilir. Ama hem kıyamet sonrası deyip hem de pastel boya misali rengarenk bir dünya yaparsanız işin ciddiyeti kaçar. Diyeceksiniz ki bu oyun zaten ciddi bir oyun değil ki. O zaman soruyorum sizlere, madem bu oyun ciddiyetle yapılmadı, neden o zaman kıyamet sonrası bir dünyada geçiyor bu oyun? Sonuç olarak oluşturulan bu dünya genel anlamda ciddiyet gerektiren bir dünya. İnsanoğlunun içinde bulunduğumuz dünyayı hırsları yüzünden yaşanmayacak hale getirince hayat ağacı denilen ağacın varlığı zehirli petrol ile tehlikeye girer. Ağacı kurtarıp dünyayı eski haline getirmeye çalışıyorsunuz. Sanarsın eski hali yeni halinden çok daha iyiymiş gibi. Biomutant hikaye olarak birçok oyunla hemen hemen aynı şeyleri anlatıyor. Tek fark var, bunu diğerlerinden biraz daha renkli ve eğlenceli bir şekilde yapmaya çalışıyor. Çalışıyor diyorum çünkü yapabildiğini söylemek çok zor. Grafik olarak birçok oyuncu gibi ben de büyük beklentiler içine girmiştim. Her ne kadar firmayı tanımasam da yayıncılığını THQ Nord için yaptığını biliyorum. Oyun dünyası için çok büyük firma olduğunu söylemek doğru olmasa da Darksiders gibi oyunların yayıncılığını yapmış bir firma sonuçta. Tamam, yayıncı firmaların oyunun geliştirme sürecine doğrudan bir etkisi olmayabilir. Ama gözde görülen bazı şeylerde müdahale etmeyi ihmal etmez. En azından etmeli diye düşünüyorum. Bunu dememin sebebi oyun grafiklerinin çok kötü olması değil aslında. Beni tanıyanlar bilir. Bir oyunda mekanikleri, oynanışı ve hikayesi kendini oynatmayı başarıyorsa grafiklere fazla takılma. Ama Biomutant yüksek grafik kasmaya çalışmış ama maalesef bunun altından kalkamamış. En basitinden oyunun birçok yerinde gördüğümüz şu hatalardan fazlasıyla mevcut. Tamam, oyunu çok fazla etkilemese de can sıkıyor sonuçta. Geliştirici firma birçok şeyi yapmaya çalışmış ama maalesef hepsini yarım bırakmış gibi duruyor. Bunu yaparken de özgünlük olayı neredeyse görmezden gelmiş durumda. Yeni ve kendinden bir şeyler yapmak yerine başarılı olmuş diğer oyunlardan kendine yoluna inşa etmeye çalışmış. En basitinden oyundaki hayat ağacı. Belki öyledir ya da değildir. Bu tamamıyla benim düşüncem. Ama sizce de hem hikayesiyle hem de tasarımıyla orayı anımsatmıyor mu? İki ağacın tasarımı ve işlevi neredeyse aynı. Peki açık dünyada seyahat etmek yerine bindiğimiz binekler Horizon'dakilere biraz fazla benzemiyor mu? Aksiyon açık dünya ve RPG öğelerini kendince bir Horizon, Witcher veya Assassin's Creed olmaya çalışmış, belki de yapmış olduğu en büyük hatalardan biriydi. Bunu yapmak yerine kendi olsa ve tarzını ortaya koyabilse belki de çok daha iyi bir tasarıma sahip oyun duruyor olurdu karşımızda. Oynanışa geçmeden önce karakter oluşturma ekranından ve bol miktardaki kostümizasyonlardan bahsetmek gerek. Oyunda 6 farklı sınıf ve tür bulunmakta. Her birinin kendine özel yetenekleri ve güçleri var. Kimisi yakın dövüş uzmanı, kimi uzak mesafe. Kiminin fiziksel gücü yüksekken kiminin zihinsel güçleri ön plana çıkıyor. Bununla beraber sağlık, direnç, çeviklik gibi birçok daha farklı özellikler mevcut. Kağıt üzerinde bakıldığında her birinde farklı oynanışları var gibi değil mi? Tam bir RPG oyununda olması gerektiği, istediğimiz gibi karakterinizi oluşturabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi giydirip istediğiniz bir şempanzeye benzetebiliyorsunuz. Sakın boşuna vakit kaybetmeyin. En kıyak karakteri oluştursanız da mermi süngeri düşmanlara vurduğunuzda alacağınız his tamamen aynı. Daha doğrusu alamayacağınız his. Havaya ateş etsiniz veya yumruklasanız alacağınız hissiyat daha fazladır. Hadi uzak mesafeli silahlar neyse de yakın dövüş gerçekten tahammül edilecek gibi değil.
Hele bir de şu garip garip çıkan efektler yok mu? Geliştirici firma sanki benimle alay ediyor. Kerize bak Kerize, nasıl yaptığımız şu oyunu oynuyor diye. Alay ediyorlar sanki benimle. Karakter seçimini bu kadar geniş tutmak yerine ne olurdu az sayıda karakterle ama gerçekten birbirinden farklı olduğunu hissedebileceğimiz karakterler yapsaydınız? Bir şeyin rakamsal olarak çok olması onu kaliteli veya başarısız yapmaz. Bakınız Assassin's Creed serisi. Ulan bir videoda da Ubisoft'a sallamayalım. Neyse burada da göndermiş olduk. Bunu anlamanız için ne yapmamız gerekiyor? Ses ve müzikleri hiç değinmiyorum. Çünkü yok. Yani yok gibi bir şey. Keşke duyduğum şu birkaç sesleri de hiç koymasaydım. Şu sıkıcı hikaye anlatıcı arkadaştan bahsetmiyorum bile. Uzun zaman sonra ilk defa bir oyunun hikayesinden nefret ettim. Bunun sebebi hikayesinin kötü veya klişe olması değildi. Sadece ve sadece hikaye sunumunun rezalet olmasıydı. Şimdi şu sahneye iyi bakın. Bu arkadaş oyunda ilk konuştuğum, diyaloğa girdiğim kişi. Bakın bakalım ne diyor. Loma uttulu. Evet, hiçbir şey anlamadınız değil mi? Ben de anlamadım çünkü konuşmuyor, homurdanıyor. Homurdanırken de herhangi bir altyazı filan da çıkmıyor. Bu homurdanma bittikten sonra oyunun başından beri konuşan hikaye anlatıcı karşımda homurdananın ne demek istediğini bana anlatıyor. Sanırım sadece bu karakter için böyledir deyip devam ettim ve maalesef hepsinde aynı teknik. Önce homurdanmayı dinle, sonra anlatıcıyı dinle, sonra mermi süngeri yaratıkları öldürmeye devam et. İnanın çekilecek çile değil. Yani bunu bu şekilde anlatmak ne kadar mantıklı bir tercih bilemiyorum. Ama Türkçe altyazılı oynamama rağmen neredeyse tüm diyalogları atladım diyebilirim. Bu arada oyunun resmi Türkçe dil desteği olmamakla beraber gönüllü arkadaşlar sağ olsunlar çok kısa zamanda Türkçe yamağı çıkarmayı başardı. İsteyenler açıklama kısmındaki linkten ulaşabilir. Oynanış kısmına baktığımızda aslında çok fazla çeşitlilik mevcut. Hem kullandığımız birbirinden farklı silahlar olsun, hem de geliştirdiğimiz yetenekler olsun, oyuna güzel bir çeşitlilik katmış oluyor. Çeşitlilik anlamında bu yıl çıkmış olan Genshin ile yarışır düzeyde. Ama maalesef bu çeşitlilik sizi tatmin etmiyor. Çünkü kullandığınız bu mekaniklerin gerçekten özel olduğunu hissetmiyorsunuz. Çok kısa zaman sonra kendini tekrar eden bir yapısının olmasından dolayı 4-5 saat sonra sıkılmanız mümkün bile. Bu arada şu bulmacaları oyuna koymayı kim akıl etti Allah aşkına? Oyuncuların aklıyla alay edercesine basit ve de anlamsız. Yani gerek yok. Bunu çözünce kendimizi akıllı falan hissetmiyor. Aksine bu kadar basit ve yersiz olmasından dolayı kendimi aptal yerine konmuş gibi hissediyorum. Hele ki 300 lira verdiğim aklıma gelince de hepten çıldırıyorum. Just Cause ve Mad Max oyunlarının geliştiricisi olan Avalanche Studios'tan ayrılan çalışanlar 2015 yılında Experiment 101 adında yeni bir oyun firması kurdular. İşte bu firmanın da ilk oyunu Biomutant oldu. Aşağı yukarı 20 kişilik ekipten oluşan firma bayağı bildiğim büyük oynamak istemiş ama maalesef olmamış. Bu kadar büyük düşünmek yerine daha basit ve daha küçük düşünselermiş eminim çok daha kaliteli bir oyun ortaya koyabilirlermiş. Tabi bununla beraber oyunun 300 lira olması oyuncuların beklentilerini biraz daha arttırmış durumda. Fiyat performans olarak baktığımızda kesinlikle 300 liralık bir oyun olduğunu söylemem mümkün değil. Şu an alınabilecek bir durumda da değil maalesef. Ama indirim dönemlerinde olur da fiyatı 50-100 liraya düşerse ya da Game Pass'e gelirse oynanabilir bir oyun. Onun dışında oynamak için kesinlikle acele etmeyin. Bu haftalık da videomuzun sonuna gelirken hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada sizleri Discord sunucumuza da bekliyorum. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğal. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.